şarkıcı ve oyuncuların da yargılandığı uyuşturucu davasında karar çıktı. Çağatay Ulusoy'dan Cenk Eren'e birçok ünlüye ceza yağdı. Ünlülere cezaevi yolu göründü. Birçok şarkıcı ve oyuncunun da aralarında bulunduğu 34 sanıklı uyuşturucu davasında ceza yağdı. Gizem Hanım, teşekkürler. Çağatay Bey, söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Suçlama uyuşturucu ticaretiydi. Mahkeme Cenk Eren'e 6 yıl 3 ay, Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya 4 yıl 2'şer ay ceza verdi. Cezalar indirilmedi, ertelenmedi. İfadelerimizi vereceğiz. Ünlülere yönelik operasyon 5 yıl önce yapılmıştı. Kimi uyuşturucu ticareti yapmak, kimi temin etmek, kimi de kullanmak suçundan yargılanıyordu. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 34 sanıklı davanın ünlüleri Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Selim Boronkay, Cenk Eren, Yusuf Akgün, Ergun Taş, yönetmen Hüseyin Orçun Benli ve DJ Nuri Kösem'di. Neler söyleyeceksiniz? Davaya bizim piyasada çoğu insan kullanıyor açıklamasıyla Çağatay Ulusoy damga vurdu. Uyuşturucu kullandığını kabul etti. Birlikte kullandığı isimleri de bir bir söyledi. Geleceğini biliyordum. Nereden biliyordun? Ben bile geleceğimi bilmiyordum. Dava 5 yıl sürdü. Yargılama sonunda heyet en ağır cezayı Cenk Eren'e verdi. 6 yıl 3 ay. Cezanın artmasına kullandığı maddenin türü neden oldu. Suçlama uyuşturucu temin etmek ve ticaretini yapmaktı. Aynı suçlamadan Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca 4'er yıl 2'şer ay ceza aldı. Aynı ceza diğer ünlü sanıklara da verildi. Aralarında torbacıların da bulunduğu diğer 26 sanığa yine aynı suçlardan çeşitli cezalar verildi. Hayranıyız. Mahkeme cezalarda indirim yapmadı, erteleme kararı da uygulamadı. Bu kararların anlamıysa cezaevinin yolunun görünmesiydi. Cezalar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay tarafından onanırsa Cenk Eren 3 yıl 2 ay, Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve davanın diğer ünlü sanıkları 1 yıl 9 ay hapis yatacak. 2009 yılında operasyonda yakalanan şarkıcı Deniz Seki de 6 yıl 3 ay ceza almıştı. Aynı suçtan aldığı bu cezası onanan Seki 2,5 yıl cezaevinde yatmıştı.